Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere açlık otundan bahsedeceğim arkadaşlar. Zayıflamak isteyenler için özel açlık otumuzdan bahsedeceğim. Ben artık bundan da tüketiyorum. Çünkü kabızlık sorunu yaşıyorum. Bunu senelerdir yaşıyordum. Önceleri bitkisel tabletler kullanıyordum. Ama onların zararlı olduğunu öğrendikten sonra artık doğal, böyle görmüş olduğunuz gibi bitkilere başvurdum. Benim arkadaşım bu açlık otuyla 25 kilo verdiğini söyleyince hemen aktara koştum. Ben de aldım tabii ki de açlık otunu. Şimdi açlık otu nedir? Önce size ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Açlık otu doğal bir müsil etkisi göstererek kabızlık soruna çözüm oluyormuş. Vücudun yağ yakımına yardımcı olduğu söyleniyor. Ondan sonra verdiği tokluk hissi sayesinde de gereksiz yeme öğünlerinden kurtarıyor bizi. Ölçülü olarak tüketildiğinde sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor uzmanlar. Daha sonrasında gaz sorununu çözüyormuş arkadaşlar. Hazımsızlık ve gaz sancılarından kurtardığı söyleniyor. Sonrasında metabolizmayı hızlandırıyormuş. Öyle büyük bir etkisi varmış. Bu sayede tabii ki zayıflama süreci daha da böyle kısalıyor. Bir katkı da sağlıyor bize. Sonra çeşitli rahatsızlıklar söz konusu olduğu bağırsak florasını sağlığına kavuşturma özelliği varmış. Onu da doktorlar söylemişti. Ve bu açlık otunu arkadaşıma diyetisyen önermiş. Şimdi bazı Instagram'da arkadaşlar diyor ki zararlı. Ben bugün özellikle gittim aktara sordum. Bazı arkadaşlar da açlık otunu sinemaki olarak söyledi. Değilmiş. Sinemaki daha da zararlıymış. Açlık otunun hiçbir zararı olmadığını söyledi bayan. Dedi ki biz bunu devamlı satıyoruz, devamlı kullanıyorlar. Hiçbir zararı yok. Tabii ki fazla tüketilmeyecek. Çok fazla tüketildiğinde bağırsaklarda tembelliğe yol açıyor. O yüzden çok fazla tüketmeyin arkadaşlar. Ben 3 günde bir kullanıyorum. Hani nasıl, yani şöyle anlatayım. Tuvalete çıkma isteği olduğu zaman kullanın. Her gün kullanırsanız tabii ki de zararlı olabilir. Veya her gün kullanmak istiyorsanız mutlaka 2 litre, 3 litre su tüketin. Yani vücudunuz susuz kalmasın. O yüzden nasıl kullandığımızı söyleyeceğiz. Kaynamış suyu hemen açalım. Şöyle büyük bir fincan kullanıyorum ben. Kaynamış suyumuzu dolduruyorum. Normalde 200 ml'lik bir barda 10 tane şöyle şundan açlık otu koyuyoruz. Bundan 10 tane fazlası. Lütfen koymayın fazlasını. Şunu hemen kapatalım. Evet. Benim bardak büyük ama ben yine 10 tane koyacağım. Çünkü çok fazla koyup da rahatsız olmak istemiyorum. 10 tane yeterli. Şöyle sayalım. 3 4 5 6 7 şöyle 10 olsun. Çünkü bardağım büyük. Bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra bir 10 dakika şu böyle demleyelim. Demledikten sonra da içindekilerini alalım. Ve sonra akşamları içmeye başlayalım. Akşam içerseniz sabah tuvalete çıkıyorsunuz. Sabah içerseniz akşam. Yani ertesi gün mutlaka evde olun. Ne olur ne olmaz dışarı çıkmayın. Şimdiden sizi uyarmak istiyorum kızlar. Şöyle aktarda sizinle açlık otu olarak alabilirsiniz. Dediğim gibi bunun bir zararı yokmuş. Sinemakinin daha çok zararı varmış. O yüzden kadın en çok bunu sattığını söyledi. Ve tabii ki onlar da bu konuda uzman. Sonuçta devamlı satıyorlar. Devamlı bu ürünleri hani bilgilendirmek amaçlı ürünlerin faydalarını zararlarını okumak zorundalar. Beni de bu şekilde bilgilendirdi. Hiçbir zarar yok. Gönül rahatlığıyla alıp içebilirsin. Hatta bana dedi ki her akşam içebilirsin dedi. Ama ben 2-3 günde bir, en fazla 2 veya 3 günde bir içiyorum. Çünkü benim yağ yakıcı çayım olduğu için her akşam yağ yakıcı çayımı içiyorum. 3 günde bir de bunu kullanıyorum kızlar. Mesela arkadaşlar diyor ki sen bu yemeğiyle diyor 100 kilo olman lazımdı. Yine iyisin diyor. Yani yine formunu koruyorsun. Şu aralar bayağı bir yemek konusunu kaçırdım ama böyle bunlarla idare ediyorum. 77'lere çıkmıştım. Sonra şu bir haftada hemen bir kontrol aldım. Yani kontrol altına aldım böyle yemelerimi. 75 kiloya indim. Biraz daha dikkat edip şu 5 kiloyu versem yetiyor kızlar. Benim boyum uzun olduğu için çok fazla zayıf olmak istemiyorum. 70 kiloya düşünce bana ideal 70 kilo. O yüzden 70 kiloya düşene kadar şu 5 kiloyu vereceğim. Bakın hemen demlenmeye başladı. Sonrasında bunları çıkartacağız ve çayımızı afiyetle tüketeceğiz. Evet, bugünkü videomuzda açlık otundan bahsetmek istedim. Gerçek anlamda zayıflatma özelliği var. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız, gaz sorununuz varsa ki hele çok yardımcı oluyor kızlar. Zaten diyet yapanlara doktorları diyor ki hani biraz da
bağırsakları yumuşatmak için hani kayısı yiyin, incir yiyin diyorlar ya. Bence açlık otu daha ideal. O yüzden tavsiye ediyorum, kullanabilirsiniz. Sordum, soruşturdum. Hamileler, emziren annelere bilmiyorum. Lütfen doktorunuza danışın. Gerçekten ben bu konuda uzman değilim. Sadece kendi kullandığım ürünleri paylaşıyorum. Siz de doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.